Mesdames, Messieurs, chers collègues. Sayın hanımefendiler, beyefendiler, değerli meslektaşlarım. Günün programında herhangi bir değişiklik yoksa şayet kabul ediyorsak, evet kabul edilmiştir. Şimdi her zaman olduğu gibi online olarak toplantımız yayınlanacaktır. Bunu hatırlatmak isterim. İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, İsveççe, Macarca, Polonyaca, Lehçe, Rumence ve Türkçe de bulunuyor. Gündemimizin ilk gündem maddesi Azerbaycan hakkında biliyorsunuz. Onun için olsa gerek. Çevirmenler biliyorsunuz. Ses kalitesi onlar için çok önemli. Söz aldığınız zaman görüntünüz olmaz ise, ekranınız, kameranız açık değilse tercümeniz yapılmayacaktır. Maskenizi de çıkarmanızı rica edeceğiz. Bu maskeyi gün boyunca, toplantı boyunca takıyoruz. Sadece başkan koltuğunda oturan bundan muaf olacak. 27 Ocak tarihli toplantının tutanakları internete yerleştirildi. İtiraz yoksa bunu da kabul edebilir miyiz? Evet, tutanaklar ve kararlar kabul edilmiştir. Herhangi bir itiraz görmedim. Evet, onaylanmıştır. Evet, şimdi başlayabiliriz. Azerbaycan'la ilgili bu özel komisyon toplantısında İnce ile birlikte bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. 17 Haziran'da bu toplantıyı yapmıştık geçen yıl, bunun birincisini. Bu da Avrupa Birliği ve Azerbaycan arasındaki insan hakları konusundaki diyalog çerçevesinde oldu. Bu ülkedeki insan haklarının kötüye gitmesi durumu itibariyle 2010 itibariyle tartışılmaya başlandı. Bugün Azerbaycan'ın lobi stratejisi ve buradaki kaba cümleyi, kelimeyi affedin ama burada bir yolsuzluktan söz ediliyor. Havyar diplomasisinden bahsediliyor. Avrupa Birliği hükümetleri ve uluslararası kuruluşlardan onların onaylarını satın almak için yapılan girişimlerden bahsediliyor. Özellikle rejim muhalifi kişilerin seslerinin kısılması amacıyla Azerbaycan'da olsun, Avrupa Birliği'nde ve Avrupa kıtasında başka ülkelerde Sayın Mirza Ali var bugün mesela söz alacak. Bu da o bahsettiğimiz kişilerden birisi. Yurt dışından herhangi bir eleştirel ses ve rejimdeki siyasi duruma, rejimle ilgili siyasi duruma ve yolsuzlukla ilgili sesin kısılması amaçlanıyor. Azerbaycan sağlıklı demokrasi endeksine göre 180 ülke içinde 167. sınırda, hatta basın özgürlüğü açısından da hatta son sırada yer alıyor ve gerçekten tutuklamalar, keyfi hapse atmalar, sivil toplum temsilcileri, bağımsız STK'ların da oluşturduğu yüzden fazla siyasi mahpus tutsak bulunuyor. Ve
Burada çok dört konuşmacımız olacak. Bir tanesi John Dalhuysen. Kendisi Avrupa İstikrar İnisiyatifi'nde kıdemli araştırmacı. O bize Havyar Diplomasisi adı verilen Azerbaycan uygulamalarından bahsedecek. Aynı zamanda Sayın Arif Mamadov, Azerbaycan'ın Birleşmiş Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi nezdindeki büyükelçisi eski, kendisi de kişisel olarak hükümeti kullandığı yöntemlerden bahsedecek bize. Daha sonra Muhammed Mirzali bizimle konuşacak. O da bir video blogu yöneten bir eleştirel tarzda yayınlar yapan bir kişi, Fransa'da şu anda sürgünde. Ayrıca Bayan Jean Cavalier'i de dinleyeceğiz. Sınır tanımayan gazetecilerin Doğu Avrupa ve Orta Asya bölümü başkanı. Daha sonra Richard Tibbles var. Kendisi Doğu Partnerlik bölümünün başkanı. Evet. Sözü misafirlerimize vermeden önce İNGE Başkanı Sayın Rafael Glucksmann'a sözü vermek istiyorum. Ve kendisi de eş başkan, sözü ona veriyorum. Merci. Evet, çok çok teşekkürler. Bu hukuk Droit Komisyonu'na teşekkürler. Bu INGE birimiyle son derece önemli bir toplantıyı düzenliyoruz bugün. Çok önemli çünkü bu bütün çalışmalarımız boyunca özellikle bu Rus ve Çin rejimleriyle karşılaştık. Bu demokrasiye müdahale konularında. Ama tabii bunlar sadece tek de söz konusu olan devletler bunlar değil. Başka bir takım otoriter devletler de var. Bu demokrasilerin iç işlerine karışan başka devletler de var. Tabii bu hareket tarzı değişik oluyor bazen. Hedefler değişik olabiliyor. Rusya demokrasilerimizi yani dengesizleştirmeye çalışıyor. Ve Avrupa'daki kurumları sorgulayarak, bunların değerini azaltarak bir şeyler yapmaya çalışıyor Rusya. Azerbaycan bunu yapmıyor. Azerbaycan değişik şekilde hareket ediyor ama her şeye rağmen bu harekete geçen süreçler bizim egemenliğimizin ihlali ve de bir otoriter rejim bir takım önemli insanları satın aldığı zaman başka kelime kullanmak mümkün değil. Sayın Avrupa Konseyi'ndeki mahkumiyet yiyen kişi aklıma geliyor yolsuzluk nedeniyle. Bu sadece yani tek başına rastlanan bir olay değil. Bu otoriter bir takım rejimler bir takım önemli şahsiyetleri satın alıyorlar resmen Avrupa'da. Ve de gerekirse şiddet, fiziksel şiddeti kullanıyorlar kendi muhalifleri üzerinde ve bizim topraklarımızda bulunan muhalifleri üzerinde de baskıyı arttırıyorlar. Ve de bu bizim yani Avrupa'daki egemenliğimizin açık şekilde ihlali oluyor. Ve bu müdahalelere yani cevap verme durumundayız. Bu saldırılara cevap verme durumundayız. Ve de bu şekilde kurumlarımızın onuruna saygılı davranılmasını sağlamalıyız. Ve onun için bence bu toplantı yani tam zamanında düzenlenen bir toplantı. Son derece önemli bir toplantı. Çünkü bu toplantı sayesinde bu think tank, düşünce tanklarının oynamış olduğu rol vurgulanmış olacak. Muhaliflerin oynamış olduğu rol vurgulanmış olacak. Bu müdahalelerin eleştirilmesinde, ortaya çıkarılmasında bu tip insanlar, kurumlar, gazeteciler son derece önemli bir rol oynuyorlar. Neden? Çünkü bizim kendi kurumlarımız, kendi yöneticilerimiz çoğu zaman gözlerini kapatıyorlar. Ve bu bir takım otoriter rejimlerle ilişkilerini sürdürmek pahasına, sürdürmeleri için bütün bunlara yani göz yumuyorlar. Ve de Baku rejiminin bu ihlalleri bu gazeteciler ve bu insanlar sayesinde ortaya çıkarıldı. Daha fazla zamanınızı yani çalmak istemiyorum. Sözü yeniden sana veriyorum sevgili Berna. Excusez-moi. Merci Raphaël et je vais donc Teşekkür ederim Rafael. Şimdi sözü Azerbaycan hakkındaki daimi raportör Sayın Ofku'ya sözü vermek istiyorum. Söz sizin, buyurun. Yok mu kendisi? Evet, yok. O zaman sözü
Ali Vicen'e verelim. Sayın Ali Vicen burada. Söz sizin. Söz sizin, buyurun. Evet, herkese tünaydın diyorum. Evet, bu davet için teşekkür ederim. Ben kısaca konuşacağım. Ne o Havyar diplomasisi neydi, nedir? Ve tabii ki mükemmel burada konuşmacılarımız, misafirlerimiz var. Onlar anlatacaklar. Bu rejimin politikasını, stratejisini anlatacak. Evet, Sayın Gottman'ın da söylediği gibi 11 Ocak 2021'de Luca Volonté, İtalya senatörü, 4 yıllık bir hapis cezası aldı. 500 bin euro aldığı için Azerbaycan hükümetinden Avrupa Konseyi'nde Hristiyan Demokrat Grup Başkanı olarak yıllar içinde kendisinin de aracılığıyla 2 milyon doların, euronun üzerinde para dağıtıldığı tespit edildi. Bu tabii ki Azerbaycan'ın bu başarılı Havyar diplomasisindeki tek ortaya çıkan durum oldu. Havyar diplomasisi Avrupa istikrar girişiminin verdiği bir isim, özellikle uluslararası seçim gözlemleri, Avrupa Konseyi'ndeki seçimler, Havyar, işte seyahatler, hediyeler, küçük paralar, büyük paralar verildi. Avrupa çapındaki bütün ülkelerden parlamenterlere, bütün gruplardan parlamenterlere bu paralar verildi ve bu strateji başlandığı zaman 2001 yılında Azerbaycan'ın üye olmasıyla birlikte başladı ve 2000 yıllar boyunca devam etti ve 2000'lerin ortalarında seçimlerde bu konuda müdahaleler olduğunu biliyoruz. 2008-2009 yıllarında Azerbaycan'daki durum oldukça bozulurken demokrasi açısından Avrupa Konseyi'nde, Parlamenterler Meclisi'nde Azerbaycan'daki durumu gül bahçesi gibi gösteren durumlar ortaya çıktı, yansıtmalar ortaya çıktı. Bu nasıl olabilirdi? 2010'a gelindiği zaman bu hükümet parlamenter asamblede çok etkin hale geldi. Atamaları yaptırabiliyordu. EPP grubunun başkanını seçtirebiliyordu. Liberal grubunun başkanı, İspanyol başkanını seçtirebildi. Ve Azerbaycan konusundaki raportör, İspanyol raportör ve diğer bir milletvekili de raportör atandı ve bunların atanmasında da etkili oldular. Biz ilk raporumuzu 2012'de yayınladık ve o zamanlar bu sahadan gelen raporlarla Avrupa Konseyi yetkililerin yayınladığı raporlar arasındaki farka dikkat çektik. Parlamenter Asamble başta olmak üzere. Fakat görmezden gelindi. Çünkü Parlamenter Asamble'deki bu etki oldukça yüksekti. Ve 2013'te bu zirveye yükseldi, çıktı. Ve gerçekten bu defa artık parlamenter asamble üyelerinden pek çoğu doğrudan ya da dolaylı olarak adeta maaşa bağlanmış gibi para alıyorlardı ve onun adeta esiri olmuşlardı ve sayıları da artıyordu. STK'lar, uluslararası ve yerel STK'larda da durum böyle. Biz ikinci bir rapor yayınladık Kasım 2016'da ve büyük ölçüde siyasi etkinlik sayesinde az sayıda bir parlamenter asamble üyesi
endişelerimize kulak verdi. Parlamenter Asamble bir soruşturma başlattı. 2017'de Parlamenter Asamble'nin başkanı da o zaman istifa etmeye zorlandı. İstifa etmek mecburiyetinde kaldı. 2018 Nisan'ında bir soruşturma raporu yayınlandı. Büyük ölçüde bizim bulgularımızla örtüşüyordu. Fakat tepki oldukça ılımlı oldu. Hafif söylemek gerekirse Avrupa Konseyi'nde 4 üye hala suçlananlardan 4'ü parlamenter çalışmalara devam edebildiler Avrupa Konseyi'nde. Yani bunun yayınlanmasının adeta sonuçları sıfır oldu. Ve sadece çok az bir sonuç yarattı bazı skandala karışmış bazıları için. Belçika'da soruşturma yapıldı ama İspanya'da yapılmadı, Fransa'da yapılmadı, İtalya'da yapılmadı. Bu adı geçen milletvekillerinin ülkelerinde bunlar yapılmadı. 3 Alman milletvekili hakkında bir inceleme yapıldı. Bu da oldukça uzun sürdü. Fakat genel olarak ve Avrupa Konseyi'ndeki devletlere baktığımız zaman Azerbaycan için bunun bir sonucu olmadı. Ve neticede bu nasıl oldu? İki cevabı var bunun. Siyasi gruplar çerçevesinde iki etkinlik oldu ve Strasbourg'da bulunan bazı az sayıda milletvekilinin buna dahil olduğunu biliyoruz. Daha sonra jeostratejik boyutta baktığımız zaman eski Sovyet ülkeleri çerçevesinde ki Azerbaycan da böyle bir ülke, Avrupa Konseyi'nin standartları, bu ülkelerdeki standartları yükseltmesi gerekiyordu. Fakat Azerbaycan'ın yavaş yavaş bu konularda gelişme göstereceği konusu tamamen iflas etti. Retorik ve sahadaki realite açısından durum çok farklıydı. Evet, biz bu mantığı Rusya ile ilgili de gördük. Parlamenter Asamble'den çıkması söz konusu oldu Kırım'ı ilhakı sonucunda. Fakat daha sonra geri davet edildi ve gelecekte de yaptırım yapılmayacağı sözü verildi. Şimdi bu tutum ve kavyar diplomasisinin sonucu ne oldu? Özür dilerim. Sayın Dalhousie'n konuğumuzsunuz ancak sözlerinizi toparlar mısınız? Evet, toparlamaya geldim. Geçiyorum. Kurumlar yıprandı, zayıflandı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi insan haklarının kötüye gittiği ülkelerde bile bir tolerans olduğunu görüyoruz. Yani Avrupa kurumlarının ve milletvekillerinin değerler için, kurumların ve mekanizmaların savunması için yeterince ortaya çıktıklarını görmüyoruz. Çok teşekkür ederim. Thanks to you. Biz de size çok teşekkür ederiz. Evet, şimdi bizlerle olmayacak mı acaba bir sonraki konuşmacımız? Peki, o zaman şimdi sözü Sayın Mamadov'a veriyorum. 7 dakikanız var Sayın Mamadov. Sayın Dalhousie'ne biraz fazla zaman verdim galiba. Saygıdeğer Başkan, Avrupa Parlamentosu'nun saygıdeğer mensupları. Öncelikle bizlere
Inge huzurunda konuşma imkanı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi'ne Azerbaycan'ın elçisi olarak görev yaptım. Yolsuzluk skandalı sonrasında ve 2018 yılında kurulmuş olan özel soruşturma komisyonuna ifade vermiş olmam sonrasında itirafçı olarak biliniyorum. RTL gibi televizyon kanallarında da bununla ilgili bir yayın yapıldı. Ve Palm Spring Festivali gibi festivallerde de havyar diplomasisinin nasıl gerçekleştiğine ilişkin filmler yapıldı. Daha sonra Norveççe'ye çevrildi. Evet, havyar diplomasisi aslında Avrupa parlamenterlerine ve siyasetçilere rüşvet vermenin eş anlamlısı olarak kullanılmaya başlandı. Bununla ilgili rapor şöyle diyor. Hedef Azerbaycan'ın insan hakları sicilini hafife almak, ama bunun dışında Avrupa'nın yapılarına, Batı Avrupa'nın demokrasilerine ve kurumlarına sızmak gibi daha geniş bir amacı hizmet ediyordu deniyor. 2001 yılında Azerbaycan Avrupa Konseyi'ne katıldığı zaman sivil toplum Azerbaycan'ın Avrupa Konseyi değerlerini benimseyeceğine inanmıştı. Ancak Avrupa Konseyi Azerbaycan'ın yolsuzluğunu benimsemiş oldu. Yolsuzlukla ilgili değerlerini Avrupa Konseyi'ne taşımış olduk Azerbaycan'ın. Bundan büyük hicap duyuyoruz. Bir önceki konuşmacının da ifade ettiği gibi sonuçsuz kalan pek çok adım oldu. Soruşturmalar atıldı. Glukovalanki ceza aldı. Bir takım müvekkiller, delegeler belki görevlerinden oldular ama keselerini ceplerini doldurmakla kaldılar. Hiçbir ciddi sonucu olmadı bunun. Sayın Luca Volonte'nin Milano'daki mahkemesine ben şahsen katıldım. Şunu da gördüm. Mahkemenin yarısı Luca Volonte'nin yakınlarıyla doluydu. Kim bu kişiler diye sordum. İşte onlar avukat dediler. Luca Volonte'nin avukatları dediler. Ama bunları ücretini ödeyen Azerbaycan hükümetiydi. Biz bunu gayet iyi biliyoruz. İşin hakikati bu. Büyük ihtimalle bu şimdiye kadar Avrupa Konseyi gibi Avrupa'yı temsil eden kurumlara yapılmış en büyük müdahaleydi. O zamandan bu yana da hala Avrupa Konseyi kendi değerlerini yeniden tesis edemedi. Hala aynı insanlar aynı binaya giriyor. Azerbaycan heyetinin, delegasyonun başında da hala aynı isimler yer alıyor büyük ölçüde. Rus delegasyonu açısından da aynı şey geçerli. Bakın, Birleşik Krallık'ta Ulusal Suç Ajansı Sayın Fevziyev'in Azerbaycan Meclisi'nin üyelerinden birinin ve Avrupa Birliği Azerbaycan Parlamento İşbirliği Komitesi Başkanı'nın milyonlarca sterlinlik yolsuzluk parasını landomat üzerinden Birleşik Krallığa taşıdığını gösterdi. Avrupa Birliği Azerbaycan İşbirliği Komitesi'nin başkanıdır kendisi. Ve kendisi ve ailesi 5.33 milyon sterlinlik bir parayı çeşitli banka hesaplarında tuttu ve bu paranın da büyük ölçüde kara para aklama ve diğer usulsüzlükler sonucunda kazanıldığı tespit edildi. Beni en çok etkileyen ya da en çok öfkelendiren şey şu oldu. Azerbaycan rejimini Azerbaycan hükümeti adına temsil ederken bütün kapılar ardına kadar açılıyordu. İşte Sayın Büyükelçi deyip kırmızı halıları önüme seriyorlardı. Ancak yolsuzluktan bahsetmeye başladıktan sonra, bütün bu kirli aklanmış paralardan bahsetmeye başladıktan sonra istenmeyen insan ilan edildim. Kimse benimle görüşmek istemedi o saatten sonra.
Beni görmekten memnun olan insanlar bile yollarını değiştirmeye başladılar. Benimle görüşmekten kaçınmaya başladılar. Azerbaycan hükümeti yetkililerinin beni görmek istememesi normal. Ama Avrupa Konseyi'nin sekreteryasındaki insanlardan bahsediyorum. 6-7 yıl boyunca ben Avrupa Konseyi'ndeki en önemli 3. grubun başkanıydım. Pek çok önemli toplantıya da başkanlık etmiştim. Ancak Avrupa'nın birliğini temsil eden demokratik bir kurumun benim sözlerimden bu kadar rahatsız olması beni çok şaşırtmıştı. Avrupa İstikrar İnisiyatifi'ne 2012 tarihli bu rapor için de çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu rapor olmasaydı büyük ihtimalle şu anda üzerinde konuştuğumuz bu gelişmeler de açığa çıkamayacaktı. Aynı zamanda bakın sadece Luca Valonta örneği de değil. Bunun dışında Malta'da da büyük bir skandal oldu. Dafta Galicia mesela öldürüldü ve öldüren kişiler de bir şekilde Azerbaycan'ın devlet teşekküllerinden biriyle bağlantılı. Ve bu kişinin ölümü, Sayın Dafta Galicia'nın ölümü hala soruşturuluyor. Ancak bakın çok ciddi bir sis perdesi var burada. Yani onun ölümünün de bir şekilde Azerbaycan'ı da dışlamayan bazı çevreler tarafından emredildiği söyleniyor. Platus Bank skandalını araştırıyordu kendi, soruşturuyordu. Milyarlarca dolarlık para Malta'daki bir banka aracılığıyla aklanmaya çalışılmıştı. Sokar gazı daha yüksek bir parayla satın alınıyordu. Diğer tedarikçilerden çok daha yüksek bir paraya satın alınıyordu. Ve burada Joseph Muska'nın aile üyelerini, akrabalarını da içeren ciddi bir skandal vardı. Yine kabine üyeleri, bakanlar da bu skandala karışmışlardı. Fakat ne değişti bugün? Hiçbir şey değişmedi. Ve maalesef Avrupa Komisyonu ve Avrupa Dış Eylem Servisi ve Azerbaycan'daki AB delegasyonu Azerbaycan'da olup bitenlere karşı görmezden gelme politikası seçti. Bakın bu kirli kara para pek çok farklı şeyde de kullanıldı Azerbaycan'da. Mesela son dönemde genişlemeden sorumlu komiser Azerbaycan'ı ziyaret etti. Avrupa yetkililerinin Azerbaycan'a gelmesi tabii ki bizi memnun ediyor. Çünkü Avrupa ile ilişkilerinin gelişmesini isteriz Avrupa Azerbaycan'ın. Ancak maalesef 2 milyarlık bir Azerbaycan'a yatırım sözü verilmişti. Ancak Ladermart skandalında şu bulundu, 3 milyarlık bir para Avrupa'da zaten aklanmış, kara para aklanmış. Avrupa Birliği daha sonra belki 2 milyar daha verecek herhalde. O da aklanacak ve Avrupa'daki bazı yetkililere rüşvet olarak verilecek. Son olarak da şunu söyleyeyim. Şunu da görüyoruz. Bu yolsuzluğa batmış olan rejimler birlikte çalışıyorlar. Aynı bankalarla işte Azerbaycan, Rusya, Kazakistan, başka ülkelerde aynı bankalarla, aynı offshore firmalarla çalışıyorlar. Aynı hesapları kullanıyorlar. Hatta paranın kendi içlerinde de transfer edildiğini görüyoruz. Mesela Rusya Rosabank uzmanı birkaç milyon euroluk bir parayı Azerbaycan Başbakan yardımcısına transfer etmiş. Azerbaycan'ın silah alımından sorumlu başbakan yardımcısına. Şimdi görüyorsunuz ki diktatörlükler aynı zamanda böyle bir blok oluşturuyor. Birlikte çalışıyorlar, birlikte hareket ediyorlar. Aynı yapıları kullanıyorlar, agresif bir şekilde hareket ediyorlar. Ve maalesef Avrupa bu agresif lobiciler karşısında, kara paranın dağıtılması karşısında kayıtsız kalıyor. Ve şimdiye kadar olumlu hiçbir değişiklik de olmadı bu konuda. Umuyorum ki dış müdahalelerle ilgili bu özel komite çok önemli çalışmalar yürütmeye devam edecek. Yine Avrupa Konseyi'nde de bir bağımsız soruşturma yapısı var. Avrupa kurumlarını bu sızma faaliyetlerinden temizlemedikçe
ilerleyemeyiz. Bu sadece kara para aklama ya da rüşvet meselesi değil. Avrupa demokrasileri burada zarar görüyor. Asıl mesele bu. Çok teşekkürler. Evet, biz de çok teşekkür ediyoruz Sayın Mamadov. Bu tanıklığınız için epeyce tabii tüylere diken diken eden bir tanıklık bu. Ve cesaretinizden dolayı da tabii sizlere çok teşekkür ediyorum. Evet, şimdi sözü Sayın Mirzalı'ya vermek istiyorum. Sayın Mirzalı bizimle mi? Monsieur Mirzalı, je crois, just a minute, we'll speak in Turkish. Is it correct? Yes. Okay, perfect. Öncelikle ben Azerbaycan üzerine konuşmaya davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Bayanlar ve baylar, Aliyev rejimi son yıllara daha da acımasız hale geldiğini bilmenizi isterim. Eskiden ülke içinde baskısı tavırlarını sergilenen Aliyev, şimdi yurt dışında rakiplerine karşı hedef alıyor. Bu muhaliflerden biri de ben Muhammed Mirzalı'yım. İki kez suikaste uğradım ve bu suikaste Muhammed Mirzalı'ya değil, Fransa'nın kanunlarına, Fransa'nın yasasına yapıldığını düşünüyorum. Aliyev'in gizli ajanları benden sumamı talep ediyor. Bu yüzden kız kardeşim mahrem görüntülerle şantaj yapıldım. İşte bu yüzden Azerbaycan'dan ayrılan kız kardeş Nigar ve küçük kızıyla birlikte şimdi Gürcistan'da gizlice yaşıyorlar. Ne yazık ki komşu Gürcistan Azerbaycanlı göçmenler için hiç de tehlikesiz bir yer haline değil. Gürcistan'da Azerbaycanlı göçmenler için tehlikeli bir yer haline geldi. Jurnalist Afgan Muhtar'ın Azerbaycan'a kaçırılması Gürcistan onlar için ne kadar güvensiz biri olduğunu gösteriyor. Kız kardeşim ve kız kardeşimin küçük kızının şu anda yaşadığım ve Avrupa Birliği'nin başkanlık eden Fransa getirilmesi için bana yardımcı olmanızı sizden rica ediyorum. Çünkü çıkılmaz bir durumda kalmışız ailemizle. Azerbaycan'ın en ünlü gazetesi Hacı İsmail'de bir zamanlar özel hayatıyla ilgili videolarla şantaj yapılmıştır. Ondan da susmasını talep ediyorlardı. Avrupa Parlamentosu değerli üyeleri, birkaç gün önce Avrupa Birliği Azerbaycan'a 2 milyar avro vereceğini duyurdu. Sorum şu ki verilecek 2 milyar avro Azerbaycan halkı için mi harcanacak? 2 milyar avronun Azerbaycan halkının yararına mı harcanacağını düşünüyorsunuz? Verilecek bu 2 milyar euronun yarısı yolsuzluk yoluyla iktidardaki rejimin cebine açacağını tam güvenceyle söyleyebilirim. Tahsil eden bu paranın şeffaflığına, şeffaf harcanmasına kim kontrol yapacak, kim kontrol edecek? Azerbaycan son 20 yılda petrol ve gaz gelirlerinden yaklaşık 160 milyar euro kazandı. Şimdiye kadar Aliyev rejimi paranın 60 milyarını bütçeden çalmaya başardı. Bugün Azerbaycan'ı hırsız ve yozlaşmış rejim idare ediyor ve Avrupa'ya meydan okuyor. Azerbaycan'da gazeteciler öldürülüyor, dövülüyor, hapsediliyor. Ülkede bir cezasızlık ortamı yaratıldı. Bugün Azerbaycan parlamentosu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Azerbaycan Anayasası ile çelişmeyen yeni bir antidemokratik medya yasasını kabul etti. Avrupa İnsan Hakları Komiseri Dünya Mijdovic yanı sıra birçok uluslararası kuruluşlar bu yasanı kınayıp Aliyev'e açık imzalı bir mektup yazdı. 2021 yılda İsrail'in Noz grubu şirket desteğiyle Pegasus programı üzerinden bine yakın Azerbaycanlı blog yazarı, gazeteci ve muhalif takip edildiğini hatırlatmak isterim. Azerbaycan hükümetinin yozlaşmış havyar diplomasisi ne yazık ki Avrupa Konseyi'ne kadar gelip çıkmış durumda. Ve bunun sonucu olarak Azerbaycan'da muhaliflere karşı işlenen suçlar ne Avrupa'da ne de Azerbaycan'da gün üzerine çıkarılamıyor. Bana karşı işlenen cinayette Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi sokağının adının geçtiğini ilk defa buradan söylemek istiyorum. Hemen bu sokak ki zamanında Defne Galizi yanında cinayetinde adı geçiyordu. Bu etkinliğe katılmadan önce birçok takipçimden mesaj aldım. Azerbaycan vatandaşları onları yalnız bırakmamamız için bize yalvarıyorlar, resmen yalvarıyorlar. Ne biz ne de siz. Azerbaycan halkı adından Aliyev'in işlediği suçlara göz yummamanızı rica ediyorum. Şu anda Azerbaycan'ın özgür medyası biz blog yazarlarıyız. Azerbaycan'da olan haber siteleri Aliyev'den asla olduğu için halkımıza gerçekleri olduğu gibi çattıramıyor. Azeri halkı tüm gerçekleri yurt dışında olan bloggerlerden duymaya çalışıyor. Ama artık o kadar fazla gücümüz kalmadı. Gündüzleri pizza taşıyarak akşamları bloggerlik yapmak zorunda kalıyoruz. Bana son iki saldırıdan sonra çalışamıyorum. Çünkü tüm günü polis korumasındayım. Böyle çalışmam mümkün değil. Şu ana kadar Avrupa Birliği'ndeki fondlardan herhangi bir maddi destek göremedik. Kanda ayaklarımız üzerinde durmaya çalıştık.
Artık böyle devam edemiyoruz. Kimse güvenliğimize garanti vermiyor. Daha önce yurt dışında 15'ten fazla blok yazarı vardıysa şimdi onların sayı 5-6 kişi. Bana silahlı saldırıdan sonra herkes konuşmadan önce iki kez düşünüyor. Avrupa Birliği'nin Azerbaycan'a 2 milyon avro yardım ayırmasının durdurulmasını herkesten rica ediyorum. Bunun yerine Avrupa'nın demokratik vakti iyiydi ve Avrupa Birliği'nin dış ilişkiler servisi yolsuzlukla mücadele için Azerbaycan sivil toplumuna önemli mali destek sağlamasının talimatını vermenizi sizden rica ediyorum. Çünkü yolsuzluk Azerbaycan demokrasi ve insan haklarına yönelik en büyük tehdittir. Bu yıl Avrupa Komisyonu ve Azerbaycan hükümeti yeni bir işbirliği anlaşması imzalamayı planlıyor. Azerbaycan halkı, gazeteciler ve bağımsız uzmanlar bile böyle bir anlaşmanın metninden habersiz durumda. Azerbaycan'da sivil toplumu anlaşmanın enerji ve ekonomik işbirliğine odaklanacağından korkuyor. Demokrasi ve insan haklarının ikinci plana salınacağından ciddi şekilde endişe duyuyoruz. Avrupa Komisyonu'ndan daha fazla insan hakları demokrasi ve yolsuzlukla mücadele için mücadele içerecek bu anlaşmanın metninin yayınlamasını sizlerden rica ediyoruz. Son olarak bir daha Azerbaycan'da ifade özgürlüğünün olmadığını hatırlatmak isterim. Geçtiğimiz günlerde siyasi parti rehberi Ali Aliyev kendi fikirlerini söylediği için tutuklandı. Artık Azerbaycan'da insanlar kendi fikirlerini bile ifade edemiyorlar. Bana söz verdiğiniz için teşekkür ederim. Başka sorularınız varsa cevaplamaya hazırım. Çok teşekkürler Sayın Mirzali. Böyle bu tip bir tablo çizdiğiniz için korkunç. Yani çok ağır bir tablo durumla ilgili olarak. Azerbaycan'daki durumla ilgili olarak. Şimdi sözü Bayan Kavalye'ye vermek istiyorum. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nde Avrupa Orta Asya'dan sorumlu. Evet buyurun söz sizin. Merhaba çok teşekkürler. Bildiğiniz gibi Azerbaycan 167. sırada 180 ülke üzerinden basın özgürlüğü konusunda dünyada. Bu bizim Sınıf Tanımayan Gazeteciler tarafından yapılan bir klasman, bir sıralama ve gazetecilerin çalışmasına sürekli müdahale ediliyor. Çeşitli saçma sapan nedenlerle hapise girebiliyorlar. İşkence görme durumları mümkün. Şantaj, şiddet gibi olaylarla karşı karşıya kalabiliyorlar. Adalet, yargı tamamen iktidara bağlı. Ve istediğine dokunulmazlık veriyor. Asmar Uzenov bu gazeteci olarak soruşturmaları nedeniyle gayet soğuk bir şekilde katledildi birkaç yıl evvel. Ve otoriteler gitgide bu bilişim ve enformasyon dünyasına gitgide karışmaya başlıyorlar. Bu basınla ilgili yeni bir kanun kabul edildi. Örneğin Azerbaycan'da 30 Aralık'ta bu taciz nedeniyle ve hayatları tehdit altında olduğu için muhalif gazetecilerin çoğu ülkeyi, özellikle son 10 yıl içerisinde ülke dışına çıktılar. Ve özellikle Avrupa'da sığınma haklarını kullandılar. Ama maalesef bu otoriter Cumhurbaşkan Aliyev bu dışarıya da müdahale ediyor. Azerbaycan sınırları dışında bu saldırılarını devam ettiriyor. Muhammed Mirzali ve Nant kentinin ortasında, merkezinde güpegündüz saldırıya uğradı. Ve bu saldıranlar dilini kesmek istiyorlardı. Aliyev'le ilgili yazmış olduklarından dolayı. Ve birkaç ay evvel kurşunla, silahla tehdit edilmişti. Ve telefon üzerinden tehdit almaya devam ediyor zaten. Kendisi bu, yani Muhammed Mirzali bu cehennemi yaşayan tek kişi değil. Bu saldırılar bazen eş güdümlü şekilde yapılıyor. Örnek olarak 29 Ocak 2020 tarihinde bir başka video blogcu Mamadov Almanya'da birçok kişi tarafından darp edildi. Ardından bu biber gazı sıktılar üzerine. Aynı gün Amerika'da Yasmin Osman kızı Amerika'da Amerika'nın arabasının lastikleri bıçakla kesildi. Artı Fransa'da başka bir muhalif gazetecinin
telefonunu, cep telefonunu çaldılar. Bütün kaynakları bu telefonda bulunuyordu. Ve sosyal ağlara, sosyal ağlarına korsanlık yapıldı, ortaya çıktı. Ve birçok gazeteciye, birçok muhalife sürekli tehdit mesajları ulaşıyor. Susmalarını sağlamak için başka bir yöntem daha, başka bir yöntem daha aklıma geliyor. Artı bu kamu medyalarında aşağılama hareketleri, bu gazetecilere, gazetecilerin hain oldukları öne sürülüyor. Ve bir takım özel konuşmaları yayınlanıyor. Kendi telefonlarından çalınan özel bir takım fotoğraflarını, kurlarını kullanıyorlar ve bu eylemleri bu şekilde gerçekleştiriyorlar. Bu Osman kızı da, Osman kızına da sex tape şantajı yapıldı. Özellikle kadınlarla ilgili olarak kullanılan bir silah bu. Kadın gazeteciler veya gazetecilere yakın kadınlara bu tip tehditler yapılıyor. Özellikle sex tape aracılığıyla bunlar sürekli uygulanıyor ve istenilen bu kanalını kapatması ve Cumhurbaşkanı'ndan Aliyev'ten özür dilemesiydi. Ve bu Galimat Zaidz, bu 2015 yılında bunlardan iki tanesinin yakalanıp uyuşturucu madde, sözüm ona uyuşturucu madde kaçakçılığı nedeniyle mahkum edildiklerine tanık olduk. Hollanda'da bunu gördük. Habib Muntazir Berlin'de bu gibi tehditlerle karşılaştı. Polis bir takım tanıdıklarının sorgulamasını sürdürdü ve de bu, yani blogcular üzerindeki tehditler sürekli olarak devam ettirildi. Tabii adli soruşturmalar bir başka silah ya Azerbaycan'da. Yani bu şekilde adli soruşturmacılar ve davalar aracılığıyla gazetecilerin zamanlarını kısıtlanıyor veya maddi imkanları kısıtlanıyor. Hatta bazı gazetecileri de Interpol'un kırmızı listesine almaya çalışıyorlar. Ve bu Azeri otoriteler ve bu takım muhalif gazetecilerin Avrupa'dan sınır dışı edilmesini talep ediyorlar. Hatta sınır dışı talep edilme olayının dışında bu insanları resmen kaçırıyorlar. Gürcistan'daki bir gazeteciyi resmen kaçırdılar. Ardından hapis yattı uzun yıllar boyunca. Bütün bu düzenli saldırılara tanık oluyoruz. Ve bütün bunların tabii amacı bağımsız gazetecilerin seslerini kısmak, tüm eleştirel kaynakları kapatmak. Tüm bunlar tabii Azerbaycan'ın normal taahhütleriyle tamamen bir ihlal durumunu oluşturuyor. Ve yani ülkede medyaların Avrupa tarafından çok daha fazla desteklenmesi gerektiğine inanıyorum. Evet, çok teşekkürler Sayın Cavalier. Şimdi sözü Sayın Richard Tibel'e vereceğim. Bu Avrupa Birliği Dış Eylem Biriminde sorumlu. Merhaba Sayın Tibel. Merhaba Sayın Başkan. Çok teşekkürler bana bu olanağı verdiğiniz için. Bu toplantıya katılma imkanını verdiğiniz için. Daha önceki konuşmacılar çok önemli noktalara değindiler. Tabii bu, yani hukuk devleti, insan hakları son derece önemli. AB'nin Azerbaycan'la olan ilişkilerinin olmazsa olmaz bir parçası. Ve bunu da geçtiğimiz yılda da bunu ayrıntılı şekilde konuşmuştuk. Adalet ve özgürlük, insan hakları konusunda alt komite bu konuyu ele almıştı. Ve de burada birçok konuyu dile getirebildik. Bugün konuşulan birçok konuyu inceleyebildik. Ve de AB özel insan hakları özel temsilcisi de bu toplantıya katılmıştı. Ve de bu insan hakları ihlallerinin çok yakından, Azerbaycan'da çok yakından izleneceğini taahhüt etmişti. Ve tabii bu konuları izledik, herhangi bir iyileşme göremedik. Ve de özellikle ifade özgürlüğü konusunda herhangi bir ilerleme olmadı. Medya, dernek kurma özgürlüğü, özgür sivil toplum konusunda herhangi bir ilerleme olmadı. Daha önceki konuşmacıların da belirtmiş oldukları gibi. Ve bu insan hakları, bu hukuk devletinin ön planda olması, ifade ve özgürlüğün ve insan haklarının savunulması gerektiğini her zaman yani vurguluyoruz.
Ve de bu anlaşmanın uygulanmasında her zaman bunun önemli olduğuna dikkat çekiyoruz. Sivil topluma destek getirilmesi. Biz tabii bütün bunları hem izliyoruz ve bütün bunları desteklemeye hazırız. Ama Azerbaycan bir takım yani sürekli olarak bir takım kısıtlamaları empoze etmeye devam ediyor. Ve de Azerbaycan'ın bir takım Avrupa sübvansiyonlarını sübvansiyonlarından yararlanması çerçevesinde yani bunu izlemeye ve denetlemeye devam etmeliyiz. Tabii özgürce dernek kurma özgürlüğü son derece önemli bir unsur bu demokratik toplumlar içerisinde. Son Baku'da son derece yani düşündürücü, önemli, olumsuz olaylar yaşandı ve Baku'da buna defalarca tanık olduk ve bu polis işkence olayları, polisin uyguladığı baskı, çeşitli olaylar söz konusu ve onun dışında yani militanlara karşı Azerbaycan'da yurt dışına çıkma yasağı getirilmesi kullanılan tehditler ve silahlardan biri. Bu sivil toplum örgütlerinin hareket özgürlüğü son derece kısıtlandı ve bütün bunların sonucu olarak da Azerbaycan'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının sayısında önemli bir azalma oldu. Çünkü gereken kurallara uymadıkları nedeniyle bunlara hiçbir zaman izin verilmedi birçoğuna. Ve bu medya özgürlüğü ve basın özgürlüğü diğer önemli bir konu. Gazetecilerin özgürlüğü bu bizim Avrupa Birliği için son derece önemli bir alan, son derece önemli bir konu. Ve online çevrimiçi medyalar için de aynı şey tabii ki haliyle geçerli. Ceza hukuku tabii Azerbaycan'da son derece abartılı şekilde kullanılıyor. Yani gazetecilerin sessiz kalmaları doğrultusunda ve de bütün bunları yani yakında, çok yakından izlemeye devam ediyoruz, devam edeceğiz. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Bu son olarak son hafta veya aylarda yeni bir medyalara ilişkin yeni bir yasa gündeme geldi ve kabul edildi. Ve bu parlamento tarafından Azerbaycan'da geçtiğimiz 30 Aralık tarihinde oylandı, onaylandı, kabul edildi. Ve bu yasanın aslında insan haklarına ilişkin uluslararası standartlara uyması lazım. İfade özgürlüğü normlarına, standartlarına uyması lazım. Ki durum böyle değil. Ve yeni bir yani medya ajansı kurulmuş Azerbaycan'da ve de bunun da işleyişini, bunun rolünü, işleyiş tarzını çok yakından izlemeye devam edeceğiz. Tabii yatay başka bir takım konular da var. Bu hukukçu, bağımsız hukukçular son derece önemli bir kanadını oluşturuyor insan hakları savunucuları olarak ve bunların da çalışmaları sürekli olarak engelleniyor. Barodaki faaliyetlerine son veriliyor en azından yani birçoğunun başına bu geldi. Yani bir takım bu yani liyakata da dayalı bir takım prosedür süreçlerinin olması gerektiğini savunuyoruz sürekli olarak. Yani baro üyesi olabilmek için Azerbaycan'da bu liyakata dayalı esasların geçerliliğini sürekli olarak savunuyoruz. Ve tabii bunun dışında yolsuzluk, şeffaflık, eksikliği vesaire gibi konular da önemli. Bu 126. sıradan 129. sıraya geriledi. Bu bazı tabii yasal açıdan bir takım çok önemli gelişmeler, reformlar gerekiyor. Yolsuzlukla mücadele konusunda özellikle yüksek seviyede son derece önemli yolsuzluk vakaları günü gözlemlendi. Ve sivil toplum tarafından bunlar inceleniyor, soruşturuluyor. Bir takım atılımlarda bulunuldu, bir takım girişimler başlatıldı az zaman önce. Bunları izlemeye, değerlendirmeye devam edeceğiz. Ve bu bir takım şikayetler, davalar açıldı. Ve Azeri otoriteler bir takım dosyalar üzerinde çalışmaya başladılar. Bu yeni bir gelişme. Ama bunun ne derece etkin olduğunu yakinen izlemeye devam edeceğimizi özellikle söylemek istiyorum. Evet, çok teşekkürler Sayın Tibers. Ama tabii biraz daha bizimle beraber kalmanızı rica edeceğim. İki sorum olacak. Şimdi bu tanıklığınızdan ortaya çıkardığım şunlar.
var. Aklıma geliyor. Ve bu sizden önce konuşan dört kişi Azerbaycan durumunu, Azerbaycan'daki durumu anlatırken herhangi bir şekilde mübalağa etmediler değil mi yani? Hemfikir misiniz? Duymuyoruz sizi. Sesiniz gelmedi. Evet, pardon. Şimdi bağlandım. Evet, yani şunu ben demek istiyordum. Bu daha önceki konuşmacıların ele aldıkları konular bizim çok yakından izlediğimiz konular ve ikili diyalogumuzda, Azerbaycan'da ikili diyalogumuzda özellikle bu konuları takip ediyoruz, izliyoruz özellikle. Yani bunu vurgulamak istiyordum. Anladım. Peki ikinci sorum daha da kısa bir soru olacak, daha direkt bir soru olacak. Ne şekilde Avrupa Birliği'nin elinde herhangi bir baskı aracı var mı Azerbaycan üzerinde? Evet, bu ikna edebilme bizim asıl silahımız. Yani bu Avrupa Birliği'nin bir paydaşı olmak istiyor Azerbaycan. Ve bu biz açık şekilde Azerbaycan'a diyoruz ki yani bu Doğu paydaşlığı, Avrupa Birliği'nin Doğu komşuluğu çerçevesinde bir takım yani kıstaslara uyması gerektiğini vurguluyoruz. Geçtiğimiz Aralık ayında bunun toplantısı yapıldı. Yani bu insan hakları konusunda abinin temel değerlerine uyması gerektiğini vurguluyor ve bunun üstüne gidiyoruz. Ve bu abinin yani tüm paydaş ortak ülkelerle, AB'nin ortak ülkeleriyle yaklaşımda geçerli olan bir yaklaşım. Ve yani bu ilişkilerimizi yani değerlerimize uyan reformları hızlandıran ülkelerle, AB'nin ortak ülkeleriyle ilişkilerimizi zenginleştirmek ve derinleştirmek istediğimizi belirtiyoruz. Ve de bu önlemlerden biri tabii özellikle tabii finansal destek konusu da aklıma geliyor. Finansal destek önemli. Çok teşekkürler. Evet, izninizle bir üçüncü sorum olacak. Ama şu anda Avrupa Birliği'nin dış eylem servisinde biz Azerbaycan'ın bu AB ortaklık politikasında yer almayan bir ülke olarak değerlendirilmesi gündemde mi? Yani bu ortaklıktan çıkarılması gündemde mi? Ve bence bu yani bazı Aralık'taki bazı AB liderlerinin yaklaşımı bu Doğu ortaklığının devam etmesiydi. Doğu ortaklığının ilişkilerinin devam etmesi. Ve ama gayet açık bir takım mesajların verilmesi, AB'nin bundan böyle farklı bir yaklaşımı gerçekleştireceğinin vurgulanması ve bir takım etkenlerin göz önünde değerlendirileceğinin ifade edilmesi, yani demokrasi, insan hakları, hukuk devleti vesaire vesaire. Ve bu Azerbaycan, evet, bu Doğu partnerliği, ortaklığı içerisinde yer alıyor. Tabii bu temel değerlere uyulması, bu ilişkilerin sürdürülmesi açısından son derece önemli bir eleman. Evet, çok teşekkürler Sayın Tibers. Yani bu üçüncü sorudan dolayı özür diliyorum. Teşekkürler. Evet, şimdi sözü bu değişik gruplar adına konuşma talebinde bulunan milletvekillerine söz vereceğim. Bu ilk olarak Dimitropoulos söz alacak. Bizimle beraber mi? Hayır. Konuşabilecek mi? Bize bağlanabilecek mi? Yoksa bağlanamayacak mı? Bilmiyoruz. Bilmiyormuşuz. Evet, demek ki meslektaşımızı kaybetmişiz. Isabel Santos var sırada. Isabel Santos bizimle beraber mi? Evet. Merhaba Isabel. Evet, söz sizin. Evet, çok teşekkürler Sayın Başkan. Benim burada bir
kameramla ilgili olarak bir su kameramla. We cannot see you. See. So, Ms. Santos, if you go to the settings icon on the top left corner of Interaxio and press on your camera, you will be able to enable it. I'm pressing, but it's not happening. Okay, in that case, I will refresh your connection. Okay, Isabel, Isabel, o zaman size şunu teklif ediyorum. Sözü Nathalie Loiseau'ya verelim. Nathalie Loiseau söz olduktan sonra bağlantı gerçekleşince yeniden meslektaşımıza döneriz. Nathalie Loiseau, evet söz sizin. Çok teşekkürler Sayın Başkan. Ve bu toplantı için size özellikle müteşekkirim. Azerbaycan'la ilgili bu toplantıyı düzenlediğiniz için bu duymuş olduğumuz tanıklıklar ne kadar bu konunun önemli olduğunu bize gösteriyor. Bu ülkede olup bitenlerin nedenli önemli olduğunun altını çiziyor. Ülkelerimizde olup bitenler de önemli tabii Azerbaycan'la ilgili olarak. Bundan az bir süre önce bir karar tasarısı hazırlamıştım Avrupa Parlamentosu'ndan geçmesi için, fakat bu kabul edilmemişti zamanında Avrupa Parlamentosu'nda. Bundan böyle tabii bunun kabul edileceği kanısındayım. Tabii sınır tanımayan gazeteciler de son derece önemli bir rol oynadı. Bu Sayın Mirzali ile ilgili olarak Sayın Mirzali'nin tanıklığı çok duygulandırıcı bir tanıklık. Yani burada sığınma hakkını kullanan bir mültecinin kaçmış olduğu ülke tarafından takip edilmesi, Fransa içerisinde saldırıya uğraması kabul edilebilir bir durum değil kesinlikle. Başına gelenler kesinlikle kabul edilebilir nitelikte olaylar değil. Ve başka Azerilerin de bu tip saldırılara maruz kaldıklarını biliyoruz. Bozkurtlar tarafından sürdürülen bir takım operasyonlar var. Ve birçok ülkede bunu yapıyorlar özellikle. Ve de bu Ermeni topluluklarına karşı bozkurtların saldırılarından bahsetmek istiyorum. Evet Sayın Mamadov, çok iyi bir soru yönelttiniz. Sayın Varel'in seyahatiyle ilgili olarak ve yani tabii bu AAB'nin Doğu ortaklığına katılan ülkeleri savunmak tabii ki iyi bir şey. Ama gerçekten bizim istediğimiz şu, bu tam anlamıyla yani neler söylüyor, ne tip bir diyalog sürdürüyor Azerbaycan'la, bunu bilmek istiyoruz. Ve bu Ukrayna'dan gelirken bir başkan, Ukrayna Cumhurbaşkanı ile baş başa bir görüşmesi olmuş ve bu Sayın Varelli'yi dinlemek isteriz. Yani Dış Eylem Servisi adına neler yaptı bu Doğu ortaklığı konusunda, özellikle bu tip sorunlar olduğu zaman nelerden konuşuyor, ne gibi sonuçlar elde ediliyor, bunu bilmek istiyoruz. Ve Güvenlik ve Savunma Komisyonu'ndan da yani yeni bir şey öğrendim. Bir Azerbaycan'la bir güvenlik anlaşmamız varmış. Özellikle siber güvenlik konusunda bir takım anlaşmalarımız söz konusuymuş. Bütün bu dinlediklerimden sonra yani hakikaten bu nasıl olur diye düşünüyorum. Bernard Geta gibi düşünmüyorum. Yani Azerbaycan'ı Doğu ortaklığından atalım demiyorum. Ama bence bu parlamentonun çok daha fazla bilgiye ihtiyacı var bu diyalogumuzun içeriğiyle ilgili olarak. Sayın Tibo tekrardan online mı kendisi? Tibo's. Evet, her zaman online vaziyetteyim efendim. Evet, acaba siz bu diğer konuşmacıların söyledikleri üzerine bir şey söylemek istiyor musunuz? Sayın Nathalie Vazo özellikle. Not ediyorum, evet. Not ediyorum ve elbette ona geri dönüp bazı sorular sorma olanağımız da var. Not ediyorum. Teşekkür ederim. Sayın Mamedov bir şey söz istiyor. Mikrofonu açık değil. Kısaca lütfen. Çok kısaca Sayın hanımefendinin söylediği üzerine Avrupa Birliği temsilciliği Azerbaycan'da neredeyse yok gibidir. Hiçbir şey söylemiyorlar. Bir insanların tutuklanması üzerine, saldırıya uğrayanlar üzerine herhangi bir yorumda bulunmuyorlar, açıklamada bulunmuyorlar. Avrupa Birliği Azerbaycan'da yok gibi. Avrupa gününde bile
çeşitli yolsuz bakanlar davet ediliyor. Isabel de iki komiserin Simpson ve Oliver'in ziyaretinden, Oliver Valhall'in ziyaretinden bahsetti. Twitter hesaplarından STK'larla verimli toplantılar yaptık diyor. Bunlar STK değil, yani sivil toplum değil, devlet destekli örgütler bunlar. Burada gazetecilerle, sivil toplumla konuşmuş değiller. Sadece devletin desteklediği kuruluşlarla konuşmuşlar ve bu da kabul edilemez. Evet. Peki Sayın Adiotala, teşekkür ederim. Ben daha da kısa konuşacağım. Sayın Dos Santos'tan daha kısa konuşacağım. İzninizle parlamenter diplomasi itibariyle ben de parlamenter asamblesi başkanlığını yaptım. Baku'ya gittim. O zaman bir ihtilaf vardı. O ihtilafı Aliyev'le olan bir sorunu çözmemiz gerekiyordu. Aliyev Avrupa Parlamentosu'nun 10 Eylül 2015'te kabul ettiği bir kazar tasarını kabul etmedi. Siyasi mahpuslarla ilgili bir karardı bu. Orada sarayındaydık ve bize bir saat bir şekilde bir hitapta bulundu. Bir şeyler ilerledi ancak parlamenter asambleye baktı. Bir süre sonra parlamenter asambleye katılmaya tekrar karar verdiler. Sanıyorum Avrupa Parlamentosu'nun elindeki araçlar insan hakları konusunda görüş açıklama dışında. Biz 4 Temmuz 2018 tarihli kararımıza uymalıyız. Burada partnerlik anlaşmasını onaylamamalıyız bu çerçevede. Yani bu durum hala, ülkedeki durum hala daha da kötü hale geldiğine göre biz bu anlaşmayı onaylamamalıyız parlamento olarak. Biz sadece ikna gücüne sahip değiliz. Sayın Thibault'un söylediği gibi daha güçlü olanaklara da sahibiz. İki, ben şaşırmış da değilim. Aslında Sayın Feyziyev, eş başkan, Avrupa Parlamentosu Azerbaycan eş başkanı, Sayın Mamadov'un da bahsettiği gibi Ulusal Suç Teşkilatı Britanya'nın 2022 tarihinde 5,6 milyon sterlini farklı paravan şirketlere aktarıyor Estonya ve Letonya üzerinden ve bu şirketler Ulusal Suç Örgütü'ne göre, İngiltere örgütüne göre tamamen hayali şirketler. Herhangi bir ekonomik aktiviteleri yok ve Azerbaycan'ın bir yıkama, aklama makinesi gibi nasıl çalıştığını gösteren mekanizmaları ortaya koyuyor. Yani burada EPP grubu da belki ortada yok. Çünkü pek çok politikacı orada gizli hesaplar, bu para aklama çalışmaları, aldıkları hediyeler vesaire, Aliyev rejimine verdikleri destek karşılığında alınan bu şeylerde memnun gibiler. 2016'da bir anayasa referandumu yapıldı Azerbaycan'da ve Aliyev ailesinin gücü daha da sağlamlaştırıldı. Kendi eşi de birinci başkan yardımcısı yapıldı. Tabii ki çünkü aslında bu gerçek bir referandum olmadı. Sahte bir referandum idi. Avrupa Parlamentosu'ndan ziyaretinden birkaç gün sonra oldu. EPP grubundan bazı Avrupa milletvekilleri sözde seçim gözlemcisi oldular bu sahte
olduğu bilinen referandumun. Unutmayalım ama şu anda EPP'den kimse yok diyor, hatırlatıyor Sayın Başkan. Şu anda maalesef yok, isimleri var. Sayın Mamadov da burada söylediklerimize tanık. Maalesef şu anda aramızda EPP mensuplarının olmaması üzücü. Bu çeşit yolsuzluklar Avrupa Parlamentosu'nda maalesef gözleniyor. Son konuşmacımız Sayın Gregova, ID grubundan. Buyurun. Thank you. Merhaba. Ben Yeşiller'denim. Bir tek onu düzeltmek istedim. Bu tartışma için çok teşekkür ederim. Pek çok konuğumuz var. İnge Komitesi'nden bir kişi olarak yeni medya yasasına dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü gerçekten medyayı tamamen ortadan kaldırıyor. Aliyev, gazetecilerin uğradığı soruşturmalar konusunda olumlu adım atacağını söylemişti. Oysa ki adaletin önünü tıkayan, adaletin tecelli etmesine imkan vermeyen pek çok kısıtlayıcı adım atıldı. Acaba biz neler yapabiliriz? Bağımsız gazeteciliğin önünü tıkayacak bu medya yasasının yürürlüğe girmemesi için ne gibi bir çaba ortaya koyabiliriz? Bir de Azerbaycan'ın yurt dışında yaşayan muhalifleri üzerinde de çok ciddi bir baskısı var. Avrupa'da yaşayan muhalifleri kastediyorum. Bizler neden bu kişileri koruyamıyoruz? Avrupa Birliği nasıl bu kişilerin korunmasında daha fazla rol oynayabilir? Çok teşekkürler. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Özür diliyorum partinizi yanlış söylediğim için. Şimdi sözü tekrar çok çok kısa bir süreliğine Sayın Mirzalı'ya vermek istiyorum. Buyurun. Teşekkür ederim bana kısa olduğu için söz verdiniz. Ben de Arif Mehmetov'un sözüne hak kazandırmak istiyorum. Avrupa Parlamentosu'nda görüşler getirmek yerine Azerbaycan'la tabii ki talepler ileri sürmesi daha elverişli olurdu. Biliyorsunuz ki 2019 yılda en son Avrupa Parlamentosu Azerbaycan karşısında talepler koydu. Ve o zaman 2019'un Ocak ayında Mehman Hüseyinov ve 40'a yakın siyasi mahpuslar özgürlüğüne kavuştular. Ve rica ediyorum sizlerden Azerbaycan halkı adından ki bir daha böyle bir talep koyun Aliyev'in karşısında. Çünkü biraz sözüm kaba çıkabilir, o yüzden özür dilerim. Ama her defasında Avrupa Parlamentosu'ndan veya Avrupa milletvekillerinden kimse Azerbaycan'a gönderdiğinizde ellerinde geri parayla dönüyorlar ve Azerbaycan gerçekliklerini size anlatamıyorlar. Ve Azerbaycan gerçekliklerini anlatan insanlarda Aliyev gösterebilirim, 16 defa bıçak zerbesi indirmiş ve ölümden dönmüşüm. Kafamı kesmek istiyorlardı ve serhat separatörlerde o fotoğraflar var. Kafamı 16 santimetre kesmişler ve dilimi koparmaya çalışıyorlardı. Lütfen bu haksızlığa göz yummayalım. Teşekkür ederim. Parole à Raphaël Glucksmann pour un maximum, Raphaël, de 2 minutes. En fazla 2 dakika lütfen Raphaël Glucksmann. Çok çok teşekkürler. Ve 2 dakika bile sürmeyecek. Misafirlerimize, konuşmacılarımıza teşekkürler. Tüm sınır tanımayan gazetecilere teşekkürler. Sayın Mehmetov, Mirzali'ye çok teşekkürler. Büyük bir cesaret, büyük bir güç, yani harika bütün bunlar, yani etkileyici. Gayet resmi şekilde değinmek istediğim bir nokta var bu toplantının sonucu çerçevesinde. Çok acil bu egemenliğimizi ön plana koymalıyız. Ve bu otoriter Azeri rejimine gayet açık bir mesaj yollayabilmeliyiz. Çünkü muhaliflere kendi topraklarımızda saldırıyor bu otoriter rejim. Bu mesajın henüz iletilmediğini sanıyorum. Rus rejimi görüyoruz ki Zelimhan Jankoşvili'yi Berlin'in ortasında katledebiliyor. Veya Mehmet Mirzali aynı tip bir saldırıya uğrayabiliyor. Böylesine bir tehditle karşılaşabiliyor Fransa'nın kalbinde.
Ve de yani Çin Büyükelçiliğinin mesajları da keza aynı Uygurlara ilişkin veya Fransa'da bulunan Uygur muhaliflere karşı yani tepkileri aynı. Çin'in yani üye devletler, AB üye devletleri kendi egemenliklerini düzgün şekilde uygulayamıyorlar. Bu rejimlere bunu bildiremiyorlar. Ve bu yani insan haklarını Azerbaycan'da konuşmak söz konusu değil benim değindiğim nokta. Yani Avrupa'nın egemenliği söz konusu. Avrupa'nın egemenliği bu sığınmacılarla ilgili olarak, bu muhaliflerle ilgili olarak bunu gayet katı bir şekilde ve gayet açık bir şekilde bu mesajı iletebilmeliyiz. Çünkü bir takım yani bizim karşıladığımız ve burada ağırladığımız siyasi muhaliflerin bu tip tehditlerle karşılaşması söz konusu olamaz. Evet, çok teşekkürler Rafael Glucksmann. Evet, ve ben son sözler bana ait. Tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Gayet kesin ve açık şekilde büyük bir cesaretle konuşabildiler. Ve bu toplantıya katılıp seslerini duyurma cesaretinde bulundular. Azerbaycan'ın sesini duyurabildiler. Ve de ikinci bir nokta, sonuç olarak şunu hatırlatmak istiyorum. Bu A.G. Otala nedenle haklıydı. Yani bunu hatırlatmak istiyordum. En azından tek bir gücümüz var. Onay gücümüz, onaylama veya onaylamama gücümüz. Bunu kullanmalıyız. Çok teşekkür ederim.